Elbette Galatasaray'ın favori olduğu bir karşılaşmaydı. Ama bazen basiretiniz bağlanır ya, deyim yerindeyse öyle bir gece yaşadı Galatasaray. Yani bir takımdan daha fazlası olan, bir kaptandan daha fazlası olan Muslera 3 golde de hatalıydı. Icardi penaltı kaçırdı. Sacha Boey ikinci yarıda %100 bir gole giderken ayağa kaydı düştü. Enteresan işler oldu, enteresan bir gece yaşandı. Icardi labali bir penaltı kullandı. Deyim yerindeyse fantezi yaptı. Açıkçası yani çok önemli 2 puanı kaybetti Galatasaray. Ama bir gerçek var ki Fenerbahçe'nin İstanbulspor'a takılmasıyla birlikte hangi takımın kaybı daha ağır ve yıkıcı oldu derseniz elbette ki Fenerbahçe'nin puan kaybı. Çünkü ezeli rakibinin kaybıyla birlikte Galatasaray kazanmış gibi bir hafta geçirdi. Yani iki takımın da kazandığı bir haftayı geride bıraktık deyim yerindeyse. Fenerbahçe'nin de berabere kalmasıyla. Artık ligin boyu kısaldı. Bu bir gerçek. Belki de Fenerbahçe'nin beraberliğiyle birlikte Beşiktaş'ın yani Beşiktaş derbisinde Galatasaray kaybetmediği sürece avantajını koruyarak son haftalara giriyor olacak. Ama performanslara dikkat çekersek Karagümrük maçı özelinde ben açıkçası ilk yarıda Adekugbe'yi hiç beğenmedim. Pirlo çok iyi okumuş, çok iyi analiz etmiş Galatasaray takımını ve sürekli olarak bu kanattan ataklar organize etti Karagümrük ve iki golü de buradan buldular. Bir parantezde Cagney'i açmak istiyorum, bir de kaleci Batuhan'a. Türkiye'de hep geçmişte forma giydiği kulüplere karşı futbolcuların deyim yerindeyse hani iyi performans sergilemediği, yattığı, hatta şike yaptığı iddia edilir. Ama Galatasaraylı futbolcular geçmişte gerçekten çok iyi karakterler ortaya koydular. Yani birçok örneği vardır ama benim sadece yakın zamanda çok majör bir olay olduğu için mesela Adem Büyük attığı golle Galatasaray'ı 2 sene önce şampiyonluktan etmiştir. Cagney'in parasının %90'ını Galatasaray ödüyor şu anda. 2 milyon 400 bin euronun 2 milyon 150 bin eurosunu Galatasaray ödüyor. Cagney Galatasaray'a gol attı. Batuhan Şen Galatasaray altyapısından yetişti. Ve penaltı kurtardı. Çok kritik kurtarışlara imza attı ve Galatasaray'ın galibiyetine izin vermedi. Karakterli futbolcular. Ben gerçekten ikisini de tebrik ediyorum. Ama Cagney'in özellikle uzatma dakikalarında Abdülkerim'e yaptığı hareket, o tepkisi açıkçası yakışmadı. Kötü bir geceydi. Bazen bir hikayede, sezon içinde bazı maçları unutmak istersiniz. Bence Galatasaray'ın unutmak istediği maçlardan bir tanesi de Karagümrük mücadelesi olacak. Şimdi baktığımız zaman inanmamız gereken kişi %100 Okan Buruk. Çünkü Gomis'in bunu yapması sürpriz oldu mu, şaşırdınız mı? Hayır. Gomis iyi bir profesyonel, iyi bir futbolcu. Galatasaray'a çok önemli başarılar kazandırdı. Ama geçmişinde de bu tip ukatlar var. 2017-18 sezonunda Galatasaray'ı şampiyonluğu taşıdığında ertesi günlerde ise zam istedi. Zam istemesi problem değil ama gerekçesi gerçekten çok rahatsız ediciydi. Yine takım arkadaşlarını hedef alıyordu. Bu şampiyonlukta benim Muslera kadar, Feguli kadar, Belhanda kadar katkım var. Galatasaray benim gollerimle şampiyon oldu. O yüzden en az onlar kadar para istiyorum. Ücretime 500 bin euro zam yapın dedi. Yani Muslera'nın, Feguli'nin, Belhanda'nın ücretlerini baz alıp ona göre zam talep etti Galatasaray'dan. Ve nitekim de bu kriz ayrılığa neden olmuştu. Gomis'in bu hareketi o dönemde ayrılık kararı alan Fatih Terim'i de, işte rahmetli Başkan Mustafa Cengiz'i de, Abdurrahim Albayrak'ı da haklı çıkardı. Galatasaray bu noktaya geldiyse evet Gomis'in gollerinin, ligin başlangıcındaki son dakika gollerinin çok büyük katkısı var. Bugün Galatasaray zirvede puan farkı da 6 ise çok büyük katkısı var. Ama sezonun bitimine 6 hafta kala küstüm oynamıyorum tavrı hiçbir futbolcuya yakışmaz. Bu net bir şekilde arkadaşlarını
hiçe saymaktır bence. Yani neden bu tavrı sergiliyor Gomis? Yeteri kadar süre verilmediği için ve aynı zamanda Alanya maçında Icardi'nin sakatlanmasının ardından ikinci yarıda Barış Alper Yılmaz oyuna girdiği için. Bu bir kere her şeyden önce Barış'a saygısızlık. Bu bir kere Karagümrük maçında tercih edilen Zaniolo'ya saygısızlık. Yani Gomis nereden bakarsanız bakın hatalı. Hatta işte yaptığı paylaşımda da hani özrü kabahatinden büyük derler ya, Gomis'in özrü kabahatinden büyüktü. Galatasaray'a saygın var. Takım arkadaşlarıma saygın var. Peki Gomis, Okan Burak'a saygın yok mu? Yani Galatasaray teknik direktörüne saygım yok demek istiyor. Onunla alakalı da şu detayı anlatalım. Maç sonunda tabii ki Gomis paylaşım yaptığı için arkadaşları da yani Gomis'in paylaşımını beğeniyorlar. Tercüme vesaire olmadan. Daha sonra bu paylaşım Muslera'ya anlatılıyor ve zaten sabah saatlerinde Muslera beğenisini geri çekti. Zaniolo da geri çekti. Fakat kriz şu şekilde çözüldü. Çok açık bir şekilde Kaptan Muslera devreye girdi. Takım arkadaşları da Gomis'in affedilmesini istedi. Ve nitekim de dün, daha doğrusu pazartesi günü diyelim, Başkan Dursun Özbek Erdem Timurlu Florya'ya gitmişti. Kaptan Muslera Sayın Başkan'la görüştü ve bugün bu noktada olmamızda Gomis'in çok büyük bir payı var. Onun gollerinin katkısı var. Artık ligin bitimine 6 hafta kaldı ve biz Gomis'in yeniden bizimle olmasını istiyoruz çıkışında bulundu ve takım arkadaşlarının da desteği bir anlamda Gomis'in de hem takımdan hem Okan Hoca'dan özür dilemesi sonrasında bu kriz çözüldü. Şunu da söyleyeyim, hani bu kriz Galatasaray'ı düşürür, işte Gomis krizi çıktı, Galatasaray karışacak diye düşünenler aslında yanılıyor. Galatasaray tarihini bilmiyor. Eğer bir kriz varsa Galatasaray oradan başarı çıkarır. 96-2000 senesinde sayısız maçta Galatasaray para almadan, aylarca maaş almadan, hatta antrenmanda para şarkıları söyleyerek düz koşular yaptılar. Ama UEFA kupasını kazandılar. Playoff sezonunda Melo takım arkadaşı Riera'yı dövdü. Her iki oyuncunun kadro dışı kalması beklendi. Fatih Terim iki oyuncusunu da konuşup affetti. Galatasaray o sezon şampiyon oldu. Yani Gomis krizinde Galatasaray bu noktada çok kısa sürede çözdü. Kriz demek Galatasaray'ın şampiyonluğunun habercisi demek bence. Keşke aynı Fenerbahçe kulübü Ankara Gücü maçında bütün Türkiye'nin gördüğü, Fenerbahçe'nin yarışta tutulmak için verilen o penaltı kararı, 10 dakikalık uzatma, Başakşehir maçında rakibini nasıl zayıflatılmak adına iki kırmızı kartla eksik bırakılıp kazandığı maçlardan sonra da açıklama yapsaydı. Samimi değil, kaybedince konuşuyor Fenerbahçe. Ben de onlara İstanbul sporumsu diyorum o zaman. Ya bir kere Galatasaray'a avantajından ziyade Fenerbahçe'nin yıkımını sağladı bana göre. Yani Fenerbahçe harakiri yaptı aslında. Bir galibiyet belki de özellikle Beşiktaş-Galatasaray derbisinin oynayacağı haftada Fenerbahçe'yi gerçekten bu kez şampiyonluğa inandıracaktı. Son iki haftada gelen son dakika golleri aslında Fenerbahçe'yi şampiyonluğa inandırmamıştı. İnanmak istiyordu Fenerbahçe şampiyonluğa. Ama İstanbul Spor maçında gelen beraberlik, hele ki Galatasaray puan kaybetmişken çok açık bir şekilde yıkıma sebebiyet verdi. Ve bir anlamda da bu sonuç Galatasaray'ın mental olarak çok daha güçlenmesini, inanmasını sağladı. Bir anlamda Galatasaray böylelikle strese ve baskıya girmedi. Yani Fenerbahçe kazansaydı bugün çok farklı senaryoları, çok farklı konuları konuşuyor olabilirdik. Yani hele ki Beşiktaş derbisinin oynanacağı haftada. Fakat dediğim gibi Fenerbahçe kazanması gereken bir maçı daha kaybetti son yıllarda olduğu gibi. O yüzden bunun yıkımı tabii ki Galatasaray'ı artık avantajlı kılıyor. Yani 6 maçta 4 galibiyet Galatasaray'a yetiyor. Galatasaray'ı bu sezon
Rakiplerinden farklı kılan nokta zaten derbiler ve büyük maçlar. Okan Buruk bir profesör performansı sergiliyor büyük maçlarda. Yani bugün baktığımızda ligin ilk altısında yer alan takımlara karşı Okan Buruk'un Galatasaray'ı 17 puan almış. Jesus'un Fenerbahçe'si sadece Başakşehir'i yendi. 8 puan almış. Yani arada çok büyük bir fark var. 9 puanlık bir fark var. Belki de iki takımın arasındaki puan farkının oluşmasının sebebi de derbi performansları. Baktığımız zaman Kadıköy'de çok farklı rakibini sürklese ederek kazanan bir Galatasaray. Başakşehir deplasmanında keza öyle. Ve Beşiktaş'ı da Nef Stadyumu'nda mağlup etmişti Galatasaray. Bunun bence sırrı Fenerbahçe'nin yıldızını sorduğunuzda yanıt alamayabilirsiniz. Arda Güler dersiniz ama ne yazık ki Arda Güler bu sezonun neredeyse 20-25 haftalık bölümünde oynatılmadı, süre verilmedi. Ama Jesus der birçok kişi Fenerbahçe'nin yıldızı. Ama Galatasaray'ın farkı burada. Galatasaray'ın yıldızları sahada. Galatasaray'ın yıldızı kim diye sorduğunuzda Icardi diyen de çıkar, Torreira diyen de çıkar, Nelson diyen de çıkar, Muslera diyen de çıkar. Yani birçok isim duyabilirsiniz. O yüzden büyük futbolcular her zaman büyük maçlarda çok ayrı, fark yaratan performanslar ortaya koyar. Ve büyük oyuncuları da böyle bu tip derbilere motive etmenize gerek kalmaz. Çıkar, futbolunu oynar. Ben açıkçası Karagümrük maçından dert çıkarıp Fenerbahçe maçıyla birlikte de Fenerbahçe'nin puan kaybıyla da birlikte moral kazanmış Galatasaray'ın Beşiktaş karşısında açıkçası kaybetmeyeceğini düşünüyorum. Zor bir karşılaşma. Bir gerçek var. Hani Şenol Güneş efekt artık Beşiktaş'ta ön plana çıktı. Belki zamanında bir iki hafta daha önce gönderilmiş olsa Valerian İsmail, Şenol Hoca göreve gelmiş olsa bugün belki de şampiyonluk yarışında Beşiktaş'ta olacaktı. Açıkçası ön bölgesi çok güçlü, çok kaliteli Beşiktaş takımının. Ama dediğim gibi zor bir 90 dakika ben keyifli ve gollü bir mücadele izleyeceğimizi düşünüyorum. Ama kazananın Beşiktaş olmayacağı görüşündeyim. Yani belki beraber biter ya da Galatasaray'ın galibiyetiyle noktalanacağını düşünüyorum. Yani bu sezon derbi kaybetmedi Galatasaray. Bunu da sürdüreceği görüşündeyim. Bu da herhalde kazanırsa bir ilki imza atacak Galatasaray. Çünkü Vodafone Park açıldığından bu yana Galatasaray'ın Beşiktaş deplasmanları pek iyi geçmedi. Mağlubiyetler serisi var. Bunu da kıracağını düşünüyorum ben Galatasaray'ın.